Şimdi sevgili arkadaşlar, bu virüsün yani COVID-19 yeni tip virüsün zaten mutasyon uğramış bir virüs. Bu virüs nasıl çıktı? Bence bu yarasadan falan değil yani. Bu adamlar yani daha önce de o hayvanları yiyordu yani. Kedi yiyor, köpek yiyor, hamam böceği yiyor, fare yiyor. Yani hayvanlar canlı canlı pişirip yiyor. Yani bu yarasa marasa şey değil. Bu şeyden çıktı. Bu normalde şey var. Görsellere baktığımız zaman Amerika'da bir tırın olduğu gözüküyor. Yani COVID-19 yazan kasası COVID-19 yazan bir tırın olduğu gözüküyor. Sonra Çinli bilim adamları buraya şey yapıyor. Amerika'ya gidiyor. Bunu işte araştırmak için Çinli bir adam gidiyormuş, gitmiş. O da o şeyleri çalıyor, ülkesine götürüyor Wuhan'a. Yani Amerika'dan virüsü çalıyor bir nevi. Kendi şey yapmak için herhalde, aşı maşı üretmek için herhalde. Yani o öyle yapınca Wuhan'a götürüyor. Wuhan'da da ne oluyor? Orada zaten şey var, tıp askeri düzeyde olması lazım. Tıbbi şey var, deney yeri var yani. Deney yaptıkları yer var yani. Üstün korumalı yerde yani. Onlar orada yapıyor. Onlar orada yapınca şu oluyor. Yani bunlar kontrol edemiyor olayı. Kontrol edemeyince de o tam Wuhan'da çünkü o şey o askeri üstü Wuhan'da oradan patlak veriyor zaten. O yarasaymış, çorbaymış onlar bahane yani. Ben düşünmüyorum yani yarasa çorba cart çürt olacağını. Saçma çünkü yani. Bu adamlar 5 yıl önce de yarasa yiyordu. Şimdi de yarasa yiyor. Yani değişen bir şey yok ki. Yani bu hayvan neden o zaman virüs kaptı? Neyden virüs kaptı bu hayvan? Benim bildiğim birincisi bu var. İkincisi bununla büyük ailelerin de şeyi var diyorlar. İşte Jostrid ailesi, bilmem ne ailesi, 2-3 tane dünyayı yöneten aile varmış. Ve şey, yani dünyanın yaşlı nüfusunu azaltmak için kontrollü yapılan bir şeymiş normalde Çin'de bu. Yani onun için şey yapılmış yani, düşünülmüş. Ama demek ki iş, yani virüs kendi mutasyona geçirince, yani kendini geliştirince virüs haliyle İş tabii raydan çıktı yani çıkması da çok normal. Ki ben şahsen yani pek düzeleceğimizi zannetmiyorum. Ama gene pozitif olmak lazım yani. Çünkü örnek vermek gerekirse mesela kanser hastaları işte. Mesela bir insan gülümsediği zaman şey yapıyormuş yani o gülümsemekteki hormon şey yapıyormuş yani iyi geliyormuş öldürüyormuş kanser hücresini mesela. Yani artı düzenli beslenmek de önemli tabii. Ama gülmek önemli. Yani moral olarak yüksek olmak çok önemli bir şey. İkincisi şey işte o Amerikalı büyük ailelerin yaptığı söyleniyor. Yani dünyanın tüm parasını kontrol eden aileler. Yani dünyanın para trafiğinin %80'ini kontrol ailelerden bahsediyorum yani. Yani o yüzden. Öteki bir varsayımsa şey Amerika ve Çin'le işte bunlar büyük devletler ortak olarak böyle bir şey yapmaya kalkıştı. Ama top Çin'de patladı. Yani bence o da olabilir. Çünkü yani şimdi düşününce müteahhit bir abiyle konuştum. İlk anlattığımı o bana anlattı. Yani şu an yani düşünün zaten mantıklı geldi yani. Yani Çinli bir şeyin profesörün yani kimyacının işte ilaç deneyenlerin işte şey yapması işte Amerika'dan o şeyi alması, kendi ülkesine getirmesi ama kontrolü sağlayamaması ve virüsün şey olması, mutasyona uğrayıp virüsün kendini geliştirmesi. Yani yoksa bu virüs şeymiş yani eskiden yani 2005 yılında da gözükmüş bu virüs. Ama bu hali gözükmemiş. Bu hali hem SARS hem de öteki virüsle yani şey birleşmiş hali bu. Yani ondan dolayı zaten yeni tip virüs diyorlar. Vallahi öyle yani arkadaşlar. Yani çok senaryo var. Da
Ya yarası işi değil yani bu. Yarası olayı çok saçma ya. Gerçekten saçma. Ben şahsen inanmıyorum yani. Çünkü dediğim gibi adamların dedesi de yarasa yiyordu. Ufacık çocuğu da yarasa yiyordu. Fare yiyordu. Niye? Adamları yemek kültürü o çünkü. O eskiden olmayan bir şey şimdi nasıl oldu? Şimdi niye patladı yani? Eskiden yarasa yemiyor muydu Çinliler? Adamlar böcekleri kızartıyor yani. Ki yarasa yani yarasa neyini yiyeceksin? Bir deri bir kemik hayvan zaten de. İşte ne diyeceksin yani? Değişik. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Stay home. Ben evdeyim ya. Çıkmıyorum ben dışarı. Odamdayım ben. Öyle.